Buradan 100 dolar adı altında da fiyat tahmini yapıldığı noktada önceki videolarda kaldığımız yerden haberi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Genel olarak da üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yani beğenip abone olalım tabii ki. Onu da çok kısa hatırlatmakta fayda var. İzleyen herkes bir saniyesini ayırıp dediğim gibi hem beğensin hem de abone olsun lütfen. Sonuçta bunlar da önemli şeyler yani neticede. Bunları yapalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenenlere de kanala abone olanlara da. Yine isteyenler Facebook'tan takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirler. Bunları da dediğim gibi yapabilirsiniz eğer istiyorsanız. Bunların linkleri de açıklamalar bölümünün en alt kısmında. Orası üzerinden erişebilir isteyenler. Mevzu bu. Burada dediğim gibi hani tabii ki 100 dolar gibi bir şey mantıklı değil. Aslında sebebi ayı boğa döngüsü. Özellikle 2025'te yani gelecek yıl 10-15 dolar skalası genelde bekleniyor. Bu tam öngörülebilir olmasa da hani kabul görmüş ortalama diyeyim fiyatları aslında öngörmektedir. İki, sonraki yani ayı sezonunda tekrardan azımsanmayacak oranda fiyat düşüşleri de beklendiği için haliyle bu şartlar altında yani bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda kripto paralarda rotasyon yapmadan uzun süre şu şekilde düşünmek yanlış bir genel stratejidir. Bunu alayım, bu kripto parayı alayım işte 50 sene tutayım gibi saçma şey ya. Ortası yok ki o kadar garip şeyler düşünüyor ki insanlar. Kimisi hani adam 3 günde zengin olmak istiyor. Değil mi? Kimisi de 30 sene tutacağım diyor bunu. Ya yani 30 seneden kasıt öyle bekle ya bekleme arkadaşım sonuçta yatırım yapmışsın. Yani bunun ayı boğa döngüsü diye hani bunlar tabii ki sonradan çıkmış tabirlerdir, söylemlerdir. Ama belli dönemlerde korkunç yükseldikleri, belli dönemlerde de korkunç düştükleri oluyor. Şimdi göz göre göre tabii ki düşüşün olduğu noktada niye oturup sen seyredesin veya kenarda hiçbir şey yapmadan bekleyesin ki? Hiç değilse nakite geçebilirsin, farklı bir varlığa geçebilirsin. Ya bu şekilde hiçbir şey yapmasan ne yaparsın? Paranı korur ve elindeki miktarı artırırsın sonuçta. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden bu böyledir. Yani 15 dolara çıkan örnek veriyorum fiyatı. Ondan sonra paldır küldür sentlere tekrardan düşer. Bunlar çok olan şeyler. Haberiniz olsun. O yüzden o şekilde düşünmemek lazım. Her zaman ortasıyla hareket etmek gerekiyor. Bu yani. Mevzu böyle. 100 doları önceki videoda konuştuk. Ne bu? Cyler'ın son açıklamalarından yola çıkarak 100 dolara kadar. Cyler'la onun ne alakası var anlamadım ya. Yani MicroStrategy kurucusu Cyler'ın Bitcoin hakkında pozitif görüşleri diyor. Kripto dünyasını şok etti. %50'sini oluşturacak şekilde büyüyeceğini. Onu Bitcoin 13 milyon dolar. Şimdi bak bu da ona benzemiş biraz yani şey demiş Bitcoin 13 milyon dolar fiyatına çıkacak şeklinde. Bak şimdi buradaki kısım da çok farazi. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum yani sonuçta dünyanın ne bileyim %7'si ya daha doğrusu böyle bir fiyata geldiğinde dünyanın %7'sine dolar bazında da o sermaye tekabül eder mi bilmem. Çünkü şöyle de bir durum var mesela. Şimdi şöyle. Belki Bitcoin 13 milyon dolar olur. Fakat doların kendi doğrultusundaki paritesi farklı olacaktır burada mesela. O da önemli. Mesela şöyle düşünün. Yıllar öncesinin dolarıyla bugünkü bir mi? Mesela genelde özellikle Türkiye'de bu çok fark edilmiyor. Ama örnek veriyorum. Bu çok kullanılır. Dolar bazında mesela kişi başına düşen milli gelir vesaire. Şimdi geçmişteki dolarla bugünkü dolar da bir değil. 2000'lerin başındaki
dolar ile bugünkü dolar bir mi? Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya tamam da parite nasıl böyle kaydı? Yani sonuç itibariyle Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. İşte euro kaybetti. İşte şu oldu. Dolar nasıl değer kaybetti? Tam ne değerlendi o zaman ya da niye böyle oldu? Zaten geleneksel para birimlerinin doğrudur. Büyük bir kısmı zaten değer kaybetti. Neden? Çünkü para basıldı. Çünkü ihtiyaç arttı. Ya şöyle düşünün. 90'lar veya 2000'lerin başından bu yana neler değişti? Yani örnek veriyorum. Şimdi bundan onlarca yıl önce kişiler kime ne lazımdı? Lan adam bir tane ev alıyor zaten. İçinde 10 kişi yaşıyor, 20 kişi yaşıyor. Bir de yemek yiyor adamlar yani. Bir de çay çorba içiyor işte, bu kadar basit. Bugün öyle mi? Bugün senin hiçbir şeyin yoksa her bir bireyin evi de olacak, ayrı ayrı arabası olacak. Onlar olmasın. Bilgisayarı olacak, telefonu olacak, değil mi? Yani bireysel olarak aslında ihtiyaçlar ve potansiyel olarak şahısların para harcaması gereken şeyler arttı. Değil mi? Neler çıktı? Bilgisayarlar, çipler, yapay zeka, neler neler. Kola takılan o saatler, Apple Watch bilmem ne, yani neler neler çıktı. Yani değil mi? Demek istediğim şey zaten buradan anlamışsınızdır diye düşünüyorum, anlatmak istedim. O yüzden bunların hepsi neyle alınıyor? Parayla alınıyor sonuçta. Dolayısıyla varlıklar karşısında genel olarak da değer kaybeden şeyler var. Neyse, toparlayacak olursak yani tabii ki kripto para birimlerinin de belli oranda yani belli oranda bir alan kaplayacağı açık global piyasalarda. Bu şekilde fiyatlara ulaşabilir, ulaşamaz. Ben o kısmı tabii ki tam olarak bilemeyiz yani. Ama neticede belli işler çıkarabilir. Ama bu bir oranda da birazcık da hani çıkmaz sokak. Çünkü ya o kadar uzun tarihle alakalı kafa yormaya ne gerek var? Yani 2025'te bile ciddi işler yapabilecek bir piyasadan bahsediyoruz. Niye o kadar uzağa gidiyorsun yani? Ne yapıyorsun? Gayrimenkul mü alacaksın yani sonuçta? O yüzden bunu kendi minvalinde, kendi skalasında yatırımcısı değerlendirirse çok daha iyi olur yani sonuçta. İşin tabiri caizse fantezisine kaçmadan böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.